Gökçe Bahadır. Bir süredir ekranlarda yoktu. Menajerime arada konuk oyuncu olduktan sonra tekrar şansı açıldı. Pek çok teklif aldı. Fox'ta yeni sezonda yayınlanacak Ayrılık dizisi mi, Bergen'in hayatını oynayacağı dizi mi, yoksa Skandal isimli yeni proje mi derken, Gökçe Bahadır karar vermek ve kafa dinlemek için kendini Ege sularına bıraktı. Küçük bir grupla tatile çıkmıştı Gökçe Bahadır. Teknenin güverte tarafında sohbet koyuydu. Büyük olasılıkla yeni sezonda Skandal isimli diziyle ekranda olacaktı. Ama az önce belirttiğimiz gibi kafasını karıştıran çok teklif vardı. Telefonu elinden düşmüyordu. Belli ki iş görüşmeleri buradan da sürüyordu. Uzun mesajlaşmaların ardından denize girme kararı verdi. Teknenin arka kısmına geçti ama telefon hala elinde. Düt düt sürekli ötüyordu. Denize mi girsem, mesajlaşmaya devam mı etsem kararsızlığı sürüyor Gökçe Bahadır'ın. Masmavi sular onu bekliyor ama mesajlar da durmak bilmiyor. En sonunda hep iş nereye kadar, bir tane hayatımız var dedi, telefonunu bıraktı ve ardından kendini serin sulara bıraktı. 2-3 kulaç attı, masmavi suların keyfini çıkarttı ama aklına yine iş geldi. Telefon ötmeye devam ediyordu, tekneye çıktı. İyice kurulandı, saçındaki suları eliyle attı. Bu arada kız arkadaşları da geldi yanına, ayaküstü biraz kaynattılar. Az önce Gökçe'nin tekneden suya atlamasını çekemeyen muhabirler bir dalış daha bekliyor Gökçe'den. Kanka en sonu yiyorum, en sonu. Evet, gidiyor şu an ikisi. Hadi atla ablacığım, hadi. Atlamaya niyeti yok hanımefendilerin. Zaten demir alıyor tekne. Kızlar tekneyi karaya bağlayan halatı çekiyor şimdi el birliğiyle. Ve tekne hareket etti. Gökçe Bahadır duşunu aldı, saçını başını kuruladı, sıra makyaja geldi. Teknenin arka tarafında aynasını çıkardı, makyaj malzemelerini çıkardı ve iyice güzelleşti hanımefendi. Denizin ortasında kimin için güzelleşti bu kadar bilinmez. Ama az sonra yeniden teknenin kıç kısmına geçti ve koyu sohbete kaldıkları yerden devam etti tatilciler.